Herkese merhaba, ben Orkun. Antalya'ya geldik, yanımda dünya şampiyonu, memleketimizin gururu Ramil Gulyem var. Abi hoş geldin. Merhabalar herkese. Bugün Ramil'le birlikte bir dünya şampiyonu bir gününü nasıl geçiriyor, antrenmanlarını nasıl yapıyor? Bütün gün Ramil'leyiz, onun süreçlerini göreceğiz. Aynı zamanda da kapışacağız. Ben sana meydan okuyorum abi. 100 metrede bir yarışalım. Ben herhalde bayağıdır koşmadım ama ben bayağı kendime güveniyorum. Bak fizik olarak da zaten yakın gibiyiz. Yani bacakları saymazsan... Abi bu bacak... Dokunabilir miyim? Bu ne bu ya? Ve ben kürdan gibi kaldım adamın yanında. Bugün Ramil'le kapışacağız. Ne düşünüyorsun? Pis gösterir. Yandık. Haydi geçiyoruz. Isınarak başlayacağız. Şimdi abi sen sabah kalkıyorsun, kahvaltını ediyorsun. İlk yaptığın şey bu ısınma oluyor değil mi? Yani joggingle başlıyorsun. Türkiye'de tabii ki. Tüm sporlarda joggingle başlar. Sonra ısınmaya geçeceğiz. Drill'lerle başlıyor. Tamam abi ben sana uyacağım. Senin yaptığın antrenmanı birebir aynısını yapmayı deneyeceğim. Tamam. Muhtemelen bir yerden sonra beni kaybedersiniz. Bir hastaneye giderim, bir serum yaparlar. Gelirler sen hala koşuyor olursun falan ama biz başlayalım abi. Buyurun. Yardım ederiz. Sorun yok. Eyvallah sağ ol. Haydi. Koşmaya nasıl başladın? Niye koşu yani? Niye koşuyu seçtin? Ya ben bir spor aileden geliyorum. Annem babam sporcuydu. Onlar seni teşvik ettiler. Tabii yani çok dal denedim ben. İşte en sonunda atletizme geldim, kazanmaya başladım. Kaç yaşındayken oldu bu? 13 yaşında falan. Hadi ya. Geldim. Evet. Abi günde kaç saat antrenman yapıyorsun? Ortalama 6 saat civarı bir şeyler oluyor. Her gün yapıyor musun peki haftanın her günü? Pazar hariç. 6 gün 6 saat antrenman yani, yapıyorsun. Memur gibi çalışıyoruz. Hadi babamdan. Ne güzel kimlikte abi koşuyorsun ya. Yani baktığınızda. Hani bu kadar hayatım boyunca çabaladın ve sonunda dünya şampiyonu oldun ya. Çok güzel hissettirmiştir sana. Her sporcunun bir hedefi var. Onu yakalayınca sen yaptığın emeğin en sonunu görüyorsun. Çok böyle farklı hissediyorsun. Şimdi kaç tur atacağız biz? Oğlum yoruldun mu? Ya yoruldum demeyeyim de yani birazcık sendelemeye başladım diyelim hani. Bitiyor burada. İyi siz de biraz spor yapmış oldunuz. Bence okeydi bu kadar. Tamam. Evet videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Oğlum benim en uzun yürüdüğüm yer, evden işe yürüyorum ya, iki sokak lan o da. Ona da scooterla gidiyorum, ona da yürümüyorum ki. Isınmaya geçtik ama ısınmayı ben kendimiz ısınacağız sanıyordum. Isındırılıyormuşuz aslında bak. Bayağı Ramil'in poposu ovuluyor orada yani ben görüyorum. Abi beni de bir tur, ben de şöyle bir dönsem. Beni de bir... Ne yapıyorsun abi şimdi? Bizim normal kendimiz açma germe yaptığımız şeyleri sen mi yapıyorsun? Yardımcı oluyorum. Çok romantik görünüyorsunuz şu anda. Benim aklıma hep farklı şeyler geliyor. Ben de abiye yapayım falan böyle bir tren oluşturuyorum. Olur, benim de ihtiyacım var. Tamam ben kendim sunuyorum o zaman. Ben ne yapayım? Matkap gibiymiş mübarek. Doğru yeri buldum sonunda. Güzelmiş. Ne yapıyor bu? O tersiyon darbeleri yapıyor. Yani vibrasyonlar. Popo galiba ya. Olay popoda bence. Ben öyle anladım yani. Hem eklemleri, hem kasları, hem kan dolaşımı. Açıyoruz hep. Açıyoruz, hızlandırıyoruz, ısıtıyoruz. Diz çekme. Dans gibi. Şimdi bunu yapıyorsun, sonra idmana geçiyorsun. Biz hala idman yapmıyoruz. Şu an sadece ısınıyoruz. Ben bunun sonunu bile görebilecek miyim meçhul yani? Şimdi biraz hızlandırıp... Bir de önemli olan hareketi bitirdikten sonra direkt böyle durmamak. Anında gerekir. Bırak yavaş. Yavaş. Okey. Kesin sakatlanacağım. Ben bir gaza geldim ama biliyor musun? Ya şimdi seni hani koşarken görmedim gazını ya. Gazını alalım bir ilk başta. Ondan sonra koşarsın. Diyorum gazını alalım başlarız diye. Şimdi yan. Senin şey rekorun kaçtı? 9 kaç oluyor? 100 metrede 9.97. Tamam. 9.98 yapayım. Bırakayım ayı 9.96 falan yaparsam şimdi kızarsın bana falan. İstesem yaparım bu arada. Tabii. Ama sana ayıp olmasın diye hani şey yapmıyorum. Tamam anlaştık. Yani işte böyle başlıyorsun yavaş yavaş. Yavaş mı? Evet. Yavaş yavaş mı dedi o? Aynı anda çıktık o bitirdi ben çıkamadım. Hocam lütfen yavaş yavaş bu demek değil.
Burundan alıp burundan mı veriyorsun, ağızdan mı veriyorsun? Nefes almıyorum. Nasıl ya? Öyle. Nefes almıyor musun? Nefes almıyorsun, yok. 100 metrede hiç nefes almadan mı koşuyorsun? Hayır. Duydun mu? 100 metrelik nefes almadan koşuyor. 100 metrede koş... aynı. Niye? Herkes kendini mi böyle yapıyor? Böyle tabii, mi yani tabii, bu? Tabii. İlk defa diyorum ben böyle nefes almadan ne demek koşmak ya? Koşarken çok kasıyorsun kendini. Evet. Ona göre kasınca böyle nefes alamazsın. Anam. Chico. Gel ne oldu? Yeni başladık ya. Yok çim rahat mı diye bir kontrol yapıyorum. Ya başlamadık idmanı, sen yoruldun mu anlamadım. Yok hayır, çime bakıyorum, güzel mi, rahat göründü. Hadi de. Gel. Ona bakıyorum. Çok gelen oldu da böyle yapacağım edeceğim. Dur, ne oldu, hastanelik işte oldu hep sonra. Sen çık, ben geliyorum. Şimdi yok, şu yukarı doğru merdiven azıcık böyle. Merdiven mi çıkacağız? Evet, azıcık böyle diriliş şeklinde. Asansör yok mu abi burada? Sen orada bak. Sen merdiven çık, ben asansörle aşağı yukarı tuş tarafa sarım ya. Sanki Tazmanya canavarına karşı tavşan gibi hissediyorum kendimi ya. O neydi? Nasıl oldu olay? Gördün mü? Bu kadar iyi, bu kadar senkronize merdiven çıkma hayatımda iki defa görüyorum ha. Hareketi ben anlayamadım bile daha yani. Hani. Olmadı mı? Oldu. Nasıl oldu? Denedin? Beğendin mi? Denedim. Ya bilmiyorum. Dışarıdan nasıl göründüğü önemli tabii. Ben hiçbir şey normal geldim ama merdiven çıkıyormuş gibi geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yukarıdan aşağı doğru geleceğiz. 20-30-40 metre. Tamam. Bunun olayı ne peki? Yokuş aşağı olmasının nasıl bir avantajı? Hızlanmak. Şey var? Yokuştan aşağı doğru koşarken daha kolay oluyor. Ona göre de hız olarak aynı duruyor. Ama yüklenme olarak biraz daha hafif. İyi ki defar değil dedi. Ramil de beni kandırıyor. Ben yürüyecektim şimdi, baktım defar attı yani. Ben gördüm burada. Yani benim deparım adamın yürümesi gibi. Öyle bir sıkıntımız var. Mümkün değil bu adamı geçmek. Teknik olarak nasıl koşmalı? Uzun adımlar mı böyle daha, yoksa daha orta, önce topuğu mu koyuyorsun mesela? Bütün sprint koşuları parmak ucu yapılır. Burada da sadece şu anda hafif olarak teknik, sadece öne doğru tüm hareketleri yapmak, hızlanmak gerekir ve rahat olması gerekir. Hazır, sen çık. Oha! Gerçekten 40 metre önden başladım ve geçildim. Ayıp. İnsan bu kadar tokatlanmaz. Ulan ne bileyim, hayatımda futbol oynamamış olsam, Messi ile oynasam hani yine kaleye gider top. Ama yani bu, ayıp bu ya. İnsanın kendine güveni kalmıyor. Abi şimdi bu senin öğlen yemeğin. Evet. Ne yiyorsun? Genelde ne yiyorsun yani? Ya mutlaka çorba olması gerekir. Çorbayla pilav, yanında ufak salata ya da et tarzında bir şeyler oluyor. Günde kaç kalori tüketiyorsun? Yani ortalama 5000 gibi olması gerekir. Tek idmanda 1200-1400 kalori gibi gidiyor. Hem Azerbaycan adına da madalyalarım var değil mi? Dünya. Evet, 2010 yılına kadar ben Azerbaycan adına yarıştım. 2013 yılından itibaren Türkiye adına yarışıyorum. Milli takım adına yarışıyorum. 2010 ne kadar Pekin Olimpiyatlarda yarıştım. Dünya üniversiteler 28 yaşına kadar yani sporcular yarışabilir. Dünya şampiyonluğum var, rekoru var. Onun dışında yani Avrupa Gençler Yıldızları, Dünya Avrupa onlar da var. O kadar çok ödül var ki ne adını biliyorum artık. Evde de duruyorlar bir yerde. Şimdi içinde bulunduğumuz tesisin içerisinde böyle bir koridor, bir alan var. Ben hayatımda ilk defa böyle bir yer gördüm. Zaten Avrupa'da da bir tane mi ne varmış. Şimdi ne yapacağız? İkimiz de 100 metre burada koşacağız. 100 metreyi kaç saniyede koşuyoruz ve kaç kilometre hızla koşuyoruz onu göreceğiz. Sen biliyorsun zaten kendi şeyini, ben bilmiyorum. Bir denemiş olursun. Tamam. O zaman abi ilk bir sen koş, seni bir görelim. Ben de gaza geleyim birazcık, daha iyi koşarım belki. Tamam, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 100 metreyi deneyeceğiz. Evet, şimdi start yerine gidiyoruz. Hazır mısın? Ben hazırım, siz hazır mısınız? Hazırız, sen çıktığında başlatacağım. Haydi. Hazırsan gel. Allah.
koridorun sonuna minder koymuşlar şey olsun diye, adam çarpmasın diye. Ulan nasıl durum? Kaç sence? 11 gibi bir şey. 11.76 muhtemelen 11.30 falandı, ben bir geç basmış olabilirim. Yani yine sen tam gelmeden önce bastım ama böyle hani vicdanım da çok rahat etmedi, onu da söyleyeyim sana yani. Bence bir 11.02 falandı. Yani o civarda. Tamam, bir de beni göreceksiniz. Şimdi aynı şeyi ben yapacağım. Bu 100 metre uzunmuş ya. Hani 100 metre deyince böyle yani 100 adım gibi düşünüyorsun ama yürürkenkiyle koşarkenki kesinlikle bir değil. Çok uzak oğlum burası ya. Ulan buradan oraya taksi 20 lira yazar zaten. Bir durak, iki durak falan yani. Nasıl hesaplanır 100 metre? Ya ısınamadım tam ya. Tam ısınamadım ya. Hala ısınıyor. Haydi gel gel. Yeter ısındın. Dur be. Isınamadım. Gel. Altı yıl oldu lan. Kaç? 13. Sence? 13 mu? 13. Anam! Ya. 13.91. 11.70, 13.90. 2,5 saniye. Senin 11.70 değildi, 11.5 falandı. Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Ama koşamadım ya. Böyle şey, yavaş koştuğumu fark ederek koştum. Neyi yanlış yaptım hocam? Yavaş geldin çünkü. Biraz daha hızlı. Ben de onu diyorum. Hızlı koşsan hızlı koşarsın. Yavaş koştuğu için yavaş koştun. Bu nasıl bir öneri ya? Ne yapmalıyım yani? Hızlı koşmalısın. İşte o kadar. Çok basit. Tamam ya, evet anladım. He, hızlı koşacaktım. İşte evet, evet. Hızlı evet. Koşa. Onu yanlış yaptım, haklısın. O zaman ne yapalım? Bir de dışarı çıkalım. Orada da farklı çeşitlerde bir tamam, koşalım. Yapalım. Ben bir şekilde yeneceğim seni ya. Anlaştık. Ya bir yerine bantlarım falan olmadı böyle. Bir duct tape'le bir sararım seni. Mumya gibi koşarsın. O zaman yenebilirim. Olur olur. adam onda bile yenecekmiş gibi bakıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Dışarı çıktık. Dünya rekortmeninin elinden 100 metre dünya rekorunu almayı deneyeceğim. Çok iyi gülmedim ya. Tam şöyle yaptı bana yani gülerek. Birazcık daha adil hale getirmek için 20 metre fark koyduk araya. Ramil şurada gördüğünüz takozun oradan başlayacak. Ben de 20 metre ileriden bu takozdan başlayacağım. Yani ben 80 metre koşacağım. Ramil 100 metre koşacak. Birazcık avantajlı başlamış hocam ama takoz ya işte. Olur olur, olmaz olmaz. Yani. Bilemezsin yani. Bakalım kim kazanacak. Bütün gün de antrenman yaptım seninle birlikte. Haydi. Başla. Bir daha. Fazla gittim. Ramil ne oldu ya? Bak yine bir anda durdum, ölüyorum. Abi ne oldu? Yani ben hani 20 metre fark olsa bile hiçbir şekilde geçebileceğimi düşünmüyordum ki. Galiba idmanda fazla sihir gösterdim sana. Fazla mı anlattın diyorsun? Evet. O son şeyi söylemeyecektin. O bir taktik verdi ya hani, bence zaten dünyada verilmiş en iyi bir koşuya verebilecek en iyi taktik. Böyle tek cümleyle özetledi, daha hızlı koşacaksın dedi. Ben her şeyi anladım orada. Daha hızlı koşacaksın dediğinde benim kafada bir şey tık etti. Ve şu an tek rakibim Ramil. Nasılım, benden koşucu olur mu? Giderim var mı benim? Olur. Valla. Tabii. Doğru de. Doğru diyorum. Valla. Geçtin işte. Ya ben bu geçtim, ben hala ama inanamıyorum. Burada bir şey mi var? Kamera ilesi mi yaptınız? Beni mi kandırıyorsunuz? Psikolojik bir oyun mu dönüyor burada? Bir daha koşalım mı ya? Koşalım. Hadi gel koşalım bir daha ya. Valla benim içim rahat. Ben bir daha koşmak istiyorum ya. Başla. Kim yendi? Kim yendi? Ne oldu? Ne geçti oldu? Değil mi? Şu geçti kadar... galiba. Çok yakın. Sen geçtin galiba. Şu kadar falan mı? Ne oldu? Kim yendi? Yani onu mi? Şeyde foto finish'te bakacağız. Sen hissetmişsindir kimi yendiğini. Ben bilmiyorum, çok böyle şey yakın geldik de. Vallahi mi ya? Gel bakalım. Foto finish'te bakacağız. Gel bakalım foto finish. Galiba sen geçmişsin. Bilemiyorum. Beraber olduk sayılır. Beraber mi olduk? Evet. Vallahi. Evet. Ya tabii ki bu arada gerçek 100 metre hesap da tabii ki 10 saniye fark atacak bana. Çok aşikar yani. Ay.
Hani burada şeyi denedik. Ben böyle hani en yakın ne kadar yaklaşabilir mi? Denedik. İkincide ben iyi koşamadım. Evet. İkincide ama beraber geldik. Yani çok hızlısın. Güzel geldi. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz abi videoya geldiğin için. Çok keyifliydi bizim için de. Biz de çok güzel ağırladık. Benim için de keyifli oldu. Güzel zaman geçirdik. Güzel vakit geçirdik. Çok eğlenceli tatlı geçti. Adam ya. Vallahi çok tatlı adam bu arada. Ramil'in de YouTube kanalı var, Instagram'ı var. Merak ediyorsanız kendisi de vlog çekip paylaşıyor. Çok güzel videoları var. Ona da şuradan gidip bakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla Şampiyonlar Orkun'a karşı serisinde video görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oh, nefes alamıyorum lan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dalak kalmadı dalak. Bitirdin dalağımı, şeyimi bitirdin. 3 gün kendime gelemeyeceğim.